Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Cin taifesinden bir ifrit dün gece namazımı bozmak için bana ansızın hücum etti. Lakin Allah Teala beni galip getirip ona istediğimi yapmaya fırsat verdi. Onu yakaladım. Sabah olunca hepiniz onu görüp seyredesiniz diye mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman aleyhisselamın Ya Rab bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmayacak bir mülk bana nasip eyle, bağışla demiş olduğu hatırıma geldi. Bu sebeple ifriti az, e, aciz, zelil ve hakir bir şekilde geri gönderdim, def ettim. Süleyman Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi bana öyle bir mülk ver ki idarecilik ben benden sonra kimseye nasip olmasın diye. E Süleyman Aleyhisselam cinlere biliyordu. Bu sebeple Peygamber Efendimiz de bu ifriti bağlayıp ashabına gösterdiğinde o da cinlere hükmetmiş olacağı için Süleyman Aleyhisselam'ın bu duası makbul olsun diye Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın hatırasını onu bırakıyor gönderiyor. İfrit şeytanların iyice habis, şerir, kurnaz ve zararlı olanlarına denir. Daha zararlı, daha faal olanlarına ifrit deniyor melaike, melekler ile cinleri asli suretlerinde ara sıra müşahede etmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diğer peygamberlere ve Allah dostlarına mahsus bir keramettir. Allah dostları zaman zaman melekleri, cinleri asli suretlerini görebilirler. Temessül etmiş şekilde farklı hayvan kılığına, insan kılığına girdiklerinde girebiliyor bunlar. Cenab-ı Hak o müsaadeyi verdiğinde o zaman diğer insanlar da görebilirler. Kadı Şurayh, borçlu kimsenin mescidin bir direğine bağlanmasını emri derdi. Bu bölümde Buhar yazdıkları esirin, esir edilen kimselerin veya borçluların mescide, mescidin direklerine bağlanabileceğini ifade etmiş oluyor. Bir önceki bölümde de şaraptan bahsetmek, yani şaraptan bahsetmek, münker olan, fuhşiyattan olan kötü şeylerden bahsetmek camilerde uygun değildir. Ancak onların yanlış olduğunu, onların haram olduğunu ifade etmek için camide ondan bahsedilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz de faizin, içkinin haram olduğunu, yasaklandığını, bunları alıp satmanın, bunların ticaretinin de yasak olduğunu mescitte, camide ashabına beyan etmişlerdir.